Efendim TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzellikler sunacağız, güzellikler hazırladık. Yanımda iyi insanlar var. İnsanın yanında iyi insanlar olunca daha ne ister? Ama hemen sözlerime şöyle devam edeceğim. Biliyorsunuz dün Amerika'da seçimler yapıldı. Amerika'nın yeni başkanı, cumhuriyetçi aday Donald Trump oldu. Hillary Clinton'la biliyorsunuz girdiği başkanlık yarışında Trump son rakamlara göre 279 delege sayısıyla seçimi kazandı. Trump 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da Amerika'yı yönetecek. Ama şimdi geliyorum konumuza. Konumuz, ben onları bir haber programında izledim CNN Türk'te. Ve gözyaşlarıma hakim olamadım. Gerçekten dünyanın iyi insanlara ihtiyacı var hepimizin. Diyorum ki o iyi insanları şöyle bir tanıyalım. Ama tabii ben onların adını iyi insanlar koydum. Benim için siz iyi insanlar korosusunuz. Bir kere hoş geldiniz. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Tolga Gülen. Evet. Bu Polipop Orkestrası mı? Korosu. Söylemedim değil mi? Korosu. Polipop Korosu. Evet. Nedir Polipop Korosu Tolga? Türkiye ülkemizin pop müziği söyleyen ilk korosudur diyebiliriz. Çok evet. Sesli olarak şarkı söylüyoruz. Çünkü müziğin birleştirici ve iyileştirici etkisini olduğunu biliyoruz. Ve bunu yaparken hastalara da gidip onlar tedavileri sırasında müzik yapıyoruz. Ve onların o sıkıntılı durumlarını biraz daha hissetmelerini kimin sağlıyoruz. Kimin aklına geldi bu? Bize aslında Kadıköy Belediyesi ile bir proje dahilinde başka korolar da arada sırada galiba ziyaret yapıyorlar. Bizi onun için söylemişlerdi. Biz de arkadaşlarımızla paylaştık. Herkes gönülden buna destek vermek istediğini söyledi. Yani bu koroya katılmak için nota bilmek gerekmiyor. Hayır. Gönüllü olmak bir kere gerekiyor. Kesinlikle. Her şey gönüllülük üzerine kurulu. Evet. Ve şarkı söylemek isteyen kim istiyorsa bizim koromuza dahil olabiliyor. Ay çok iyi değil mi bu? Yani mesela hepimiz söyleriz amatörce, işte mutfakta söyleriz, banyoda söyleriz, evin içinde bir iş yaparken söyleriz. Yani şeyimize göre söyleriz, hem de böyle havamıza göre söyleriz. O gün canımız sıkkınsa bir türkü tuttururuz, bir ağıt söyleriz. Evet. O gün neşemiz yerindeyse yani belki çocukça bir şarkı söyleriz. Daha dün annemizi söyleriz. Mini öyle mini bir kuş donmuştu, onu söyleriz. Söyleriz de söyleriz. Ama o kadar güzel söylüyorsunuz ki. Efendim gidiyorlar. Ben gördüğümde kanserli hastalar vardı. Kemoterapi alan hastalar. Allah bütün hastaların şifasını versin. Amin. Yanlarında olsun, yardımcıları olsun. Ama bu iyi insanlar hep olsun diyorum. Bugün programımızda ayrıca Fügen Orcan var. Mutfakta kim var çocuklar, hemen söyleyin şurada. Çizel Pezuk var. Çizelcim, alacağım şimdi seni. Ve Işıl Reçber var. Burada olacak bizimle birlikte. Orada kendisi. Bir şık, bir güzel. Aman Allah'ım. Her şeyden konuşacağız mı Işıl? Ki, her şeyden. Tabii ki her şeyden konuşacağız diyor. Ama önce hepimizi şöyle bir birleştiren, güzelleştiren neyi söylüyoruz ilk önce? Bir tanecik aşkım diyelim. Bir tanecik aşkım. Böyle birleşin. Ben şuraya doğru geçeyim. Buyurun efendim.
lütfen şuradan isimlerinizi söyleyin. Söyle. İmelda. İmelda iyi insan. Ayla. Ayla iyi insan. Hale. Hale iyi insan. Abidin. Abidin iyi insan. Ayşegül. Ayşegül iyi insan. Ekin. Ekin iyi insan. Roberto. Roberto iyi insan. Ya ne kadar güzel şeflik yapıyorsun. Çünkü genelde tabii hepinizin başka işleri de var tahmin evet, ediyorum. Genelde şeyi anlayamayız. Hani şarkı sözü unuturuz. Sen bayağı iyi hatırlatıyorsun. Ben bu şarkıyı çok az biliyorum. Ama bayağı yani oradan senin şeylerin ne bayağı iyi. Kaptırdım gittim yani. Evet, Polipop korosunun aslında bir özelliği de o. Çok değişik bir stilde şarkı söylüyoruz. Yönetimimizde, içeriğimizde aynı şekilde biraz eşsiz, Türkiye'ye özel bir. Hani şey var ya, kalbim seni özler, yollarını gözler, gözler. Tam o şekilde şey yaptınız. Harika, süpersiniz. Peki hastalar ne hissediyor? Tabii ben de hayatım bir döneminde öyle bir şey yaşadığım için onların ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla çok sıkıntı aslında yaşıyorlar. Hem hastalar hem de yakınları. Evet. Biz orada o ortamı biraz müzikle kırdık diyeyim. Onlar da tabii ki hani tedavi görüyorlar. Ama müziğin gerçekten çok ciddi bir iyileştirici etkisi var. Kuşkusuz bu bilinen bir şey. Bizimle birlikte şarkı söylediler ve birkaç tanesi ilk defa bu kadar tedaviye geliyoruz. Ama ilk defa sizinle şarkı söylüyoruz. Çok daha kolay geçti dedi ve bizi çok mutlu etti. Evet. Çok mutlu olduk ve gerçekten güzel bir şeye dokunduğumuzu hissettik orada. Evet, onlar gönüllü olarak böyle bir şey yapıyorlar. Gidiyorsunuz, dokunuyorsunuz. Eve gittiklerinde anlatacak güzel bir şeyleri oluyor. Gerçekten size minnettarım, önünüzde saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ne var sırada? Biz programa başlıyoruz. Sonra ikinci şarkı çok güzel, hepimizin sevdiği evet, Ayla Çelik şarkısı değil mi? Evet. Neydi? Ve hatta akapello onu. Bağdat. Evet. Akapello durumlar da var. Evet. Siz akapello'nun neresinde yer alıyorsunuz? Ne beydi? Ne beydi? Abidin. Abidin Bey, siz yapıyor musunuz akapello'dan? Tabii ki, tabii ki ben de birlikte. O zaman biz sizle programı şey yapalım mı? Hani. Arkadaşlar teaser'ı girsinler. Sizle sunalım mı? Siz bilirsiniz efendim. Abidin Bey'le beraber buyurun ilerleyelim.